2000 yılı için seçmiş olduğum 3 film. İlki Ridley Scott'ın Gladiator'ı, Darren Aronofsky'nin Bir Rüya İçin Ağıt'ı, John Hobong'un Cinayet Günlükleri, Chan Wook Park'ın İhtiyar Delikanlısı Old Boy'u, Yüzüklerin Efendisi Kral'ın Dönüşü'nü 2003 yılının en iyi filmi olarak seçiyorum. Christopher Nolan'ın dahi filmi Prestige, Hans Landa karakteriyle bu açıdan Soysuzlar Çetesi 2009 yılının en iyi filmlerinden birisi olmaya aday. Saniyede 24 kaydeden herkese merhabalar. 2000 yılı sonrası her yıla özel o yılın en iyi filmini seçtiğimiz film seçkimiz devam ediyor. Bir önceki bölümde 2009 yılına kadar gelmiştik. Artık 2010 yılındayız. Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce de kanalıma abone olmayı unutmayınız uyarısını hemen yapayım, sonra unutuyorum. 2010 yılında 3 filmimiz var. Bunlardan ilki, her zamanki gibi 3 filmimiz var. 3 aday filmimiz var. Bunlardan ilki Iñárritu'nun Beautiful'u. Javier Bardem Barcelona'da bir baba ve bir suçlu rolünü üstlenerek dramın zirvesine bizi ulaştırıyor. Bir diğeri, birinci bölümden bahsetmiştik, Scorsese isminden. Scorsese'nin DiCaprio'yla beraberliği devam ediyor ve ortaya şahane bir gerilim çıkıyor. Zindan Adası. Bir diğer film de beni Denis Villeneuve'le tanıştıran İçimdeki Yangın. Bir iç savaşın ne büyük acılara yol açabileceğini çok zor ve çok acı yoldan bize anlatan İçimdeki Yangın, 2010 yılının bir diğer en iyi film adaylarından. Ben 2010 yılında bu üç film arasında Denis Villeneuve'ün İçimdeki Yangın'ını seçtim. 2011 yılına geliyoruz. 2011 yılında hızla Hollywood sinemasından, Amerikan sinemasından uzaklaşıyoruz ve kendine has lezzetleri olan diğer sinemalara göz atıyoruz. 2011 yılında benim 3 adayım, 3'ü de farklı ülkeden. İlki İran sinemasından Asghar Farhadi'nin boşanma aşamasındaki bir çifti anlattığı, bunu anlatırken de toplumsal gerçeklikle beraber bir toplum portresi çizdiği oldukça öğretici ve Asghar Farhadi filmlerinin hep o bir tarafındaki merak unsurunu da hiç kaybetmediği Bir Ayrılık filmi var. 2011 yılında en iyi film adaylarımın ikincisi Türkiye sinemasının en usta yönetmenlerinden bir tanesi olan Nuri Bilge Ceylan'ın, bana sorarsanız son 20 yılın en iyi Türk filmi olan Bir Zamanlar Anadolu'dası var. Bir Cinayet, Bir Gece, cinayet soruşturmasıyla alakalı olarak görev alan bürokratlar ve sabaha kadar ortaya çıkan değişimler, sorgulamalar, Bir Zamanlar Anadolu'da 2011 yılının en iyi film adaylarından ikincisiydi. Diğer film de bu sefer Fransız sinemasından Can Dostum Felçli Bir Adam'la, sosyal sınıfın en düşük yerlerinden bulunan ve çeşitli problemler yaşayan bir adamın dostu üzerine örülmüş eğlendirici, öğretici film. İran, Türkiye ve Fransız sinemasından, daha doğrusu İran sineması, Türk sineması ve Fransız sineması arasından ben tercihimi çok severek izlediğim Bir Zamanlar Anadolu'da lehine oyumu kullanıyorum ve 2011 yılının en iyi filmini Bir Zamanlar Anadolu'da olarak ilan ediyorum. 2012 yılına geldiğimizde bu sefer 3 filmden ilki bir Danimarka filmi, yönetmen Thomas Vinterberg'in Mads Mikkelsen'le beraber hayat verdiği bir hikaye, The Hunt olarak biliyoruz. Onur Savaşı. Onuru tehlikede olan bir adamın yaşadıklarını ve masumiyetini kanıtlamak için çektiklerini,
Bu arada toplumsal lincin ne kadar etkili olabileceğini çok değişik bir yönden anlatıyor bu film. İkinci filmimiz Tarantino'nun yine alternatif bir Amerika tarihi yazdığı, ırkçılık üzerine son derece eğlenceli, sert eleştiriler getirdiği ve Django adlı karakteri ortaya çıkardığı film. Üçüncüsü ise İspanyol sinemasının son dönem en çok konuşulan yönetmenlerinden bir tanesi olan Oriol Paulo'nun El Cuerpo, yani Ceset adlı gizem, gerilim dolu filmi vardı. Ben 2012 yılında muhteşem ikili diyorum bu ikiliye. Daha sonra yine bir başyapıt da ortaya koyacaklar. Vinterberg ve Mikkelsen ortaklığında Onur Savaşı'nı o yılın en iyi filmi olarak ilan ediyorum, seçiyorum. Tercih ediyorum. 2013 yılına geliyoruz. 2013 yılında yine karşımızda Denis Villeneuve ve onun Prisoners filmi. Çaresizlik içerisinde bir babanın neler yapabileceğini, neler yapamayacağını sorgulatan, sorgulayan ve bunu çok muazzam bir oyuncu yönetimi ve muazzam bir sinematografiyle sunan The Prisoners. Bir diğeri 12 yıllık esaret, yine ırkçılık üzerine yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak böyle gerçekleri bugünün insanların kafasına çivi gibi çakarak anlatarak yol alan, çok öğretici, çok acımasız ve büyük bir dramı barındıran 12 yıllık esaret yönetmeni Steve McQueen. Ve diğeri de bu sefer diğer filmlerinden tamamen farklı olmak üzere yer çekimi Alfonso Cuarón'un başrolünde Sandra Bullock olduğu, Sandra Bullock'la beraber izleyicinin de uzayın boşluğunda uzunca bir süre debelendiği film, bilim kurgu tarzında. Hepsi şahane filmler ama ben yaratmış olduğu duygu açısından, teknik açısından defalarca bana bu filmi izletmesi açısından ben Alfonso Cuarón'un Gravity yer çekimi filmini 2013'ün en iyi filmi olarak seçiyorum. Bunu sinemada izlememiştim. Sinemada izlesem muazzam, muazzam, muazzam bir deneyim olurdu. ...2014 yılına geliyoruz. Yine 2014 yılında usta yönetmenler ve usta yönetmenlerin çok çok iyi filmleri var. İlki dahi yönetmen Christopher Nolan'ın Yıldızlar Arası filmi. Bu Yıldızlar Arası filminde uzay zaman boşluğu, ışık hızı, kara delikler gibi bir sürü bilinmeyen varken ortaya gerçekten anlaşılır bir hikaye koyması ve bunu yaparken de muazzam bir sinematografi sunması Yıldızlar Arası'nı bir başyapıt yaptı açıkçası. Bir diğeri Wes Anderson filmi Büyük Budapeşte Oteli. Zengin oyuncu kadrosu, renkli sahneler, eğlenceli, komik, düşündüren hikayesi ve senaryosuyla Büyük Budapeşte Oteli yine adaylardan bir tanesi. Bir diğeri de bir başka usta yönetmen David Fincher'ın Kayıp Kızı. Rosamund Pike'ın Allah düşman başına vermesin denilecek bir kadını canlandırdığı ve çaresizliğin ne olduğunu çok iyi hissettiren Kayıp Kızı var. Ben 2014 yılında Yıldızlar Arası, Büyük Budapeşte Oteli ve Kayıp Kız arasından Wes Anderson'un Büyük Budapeşte Oteli'ni seçiyorum. Birkaç kez de sonradan tekrar izledim. Gerçekten çok iyi film. 2015 yılına geliyoruz. 2015 yılının ilk filmi bir devam filmi ama devam filmlerinden farklı olarak çok uzun yıllar sonra çekilmiş. Çok uzun yıllar sonra çok farklı bir kadroyla çekilmiş. Biraz da formu değişmiş bir hikaye. Mad Max Öfkeli Yollar. Artık Max rolünde Mel Gibson yok. Tom Hardy var ve Tom Hardy'ye de bu filmde hem güzeller güzeli bir cast kadrosu hem de Charlize Theron eşlik ediyor. Herhalde 20. dakikadan itibaren öyle bir tempo başlıyor ki film bitene kadar hiç bitmiyor. Soluksuz izlenebilecek şahane bir sinema olayı. Yani sadece bir film değil, bir sinema olayı. İkincisi Inarritu filmi. DiCaprio'ya nihayet en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandıran, hakkıyla kazandıran
diriliş. Burada DiCaprio gerçekten çok başarılı bir performans sergilemiş. Bunun haricinde de filmin açılış sekansı ekstra çok başarılı bir sinema işi. 2015 yılının bir diğer aday filmi de herhalde bütün iletişim fakültelerinde, işte bütün internet gazeteciliği yapan, normal gazetecilik yapan, yayıncılık yapan herkesin izlemesi gereken bir film. Spotlight, namuslu gazetecilerin gücünü anlatıyor. Spotlight'ta bu yılın en iyi filmlerinden bir tanesi olmaya adaydı. En iyi filmlerden bir tanesi oldu. Ama en iyi film, 2015 yılının bence en iyi filmi, devasa bir sinema olayı olan Mad Max Öfkeli Yollara veriyorum.